Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, Temmuz ayı genel yorumuyla birlikteyiz. Şimdi Temmuz ayı oldukça hareketli ve önemli bir ay. Aslında şöyle diyebiliriz, 2024'de daha yeni başlıyoruz. Haziran ayı az çok nefes aldırmış vaziyette. Yılın ilk yarısındaki, birinci yarısındaki tutulmaların etkisini hazmetmemiş. İşte Haziran'da dediğim gibi nispeten daha nefes aldığımız bir gökyüzünün ardından Temmuz ayı itibariyle ne diyelim, gökyüzünde ciddi bir hareketlenme var. Bu bizi uzunca süre meşgul edecek bir hareketlendirme olacak. Şimdi 1 Temmuz itibariyle Satürn gerilemesi başladı. Satürn balıkta zorluk çektiğimiz bir pozisyondur. Sınırları çizmede, bir şeyleri somutlaştırmada, bir şeylerin adını koymada, işte bir şeyi inşa etmede ciddi zorluk yaratır bize. Şimdi bununla birlikte retroda devreye girince ne yapacak? Hayatımızdaki ertelemeler, beklemeler, gecikmeler, çeşitli blokajlar, özellikle resmi işlemlerle ilgili ve tabii ki hayatın her noktasına yansıyabilecek bir enerji. Bundan sonra işte sınırlar nerede biter, nerede başlar Satürn balıkta zaten anlatmak zorken, retroda bu daha da zor hale gelecek. Daha girift ilişkilerle başa çıkmaya çalışacağız. Kural ihlalleriyle çok fazla uğraşmak durumunda kalacağız. Şimdi böyle bir süreç ne zamana kadar sürecek? 15 Kasım'a kadar aktif. 15 Kasım'a kadar da yıl son tutulmalarını da deneyimliyor olacağız. Ve bu Satürn gerilemesi aynı şekilde Jüpiter'le kareye de gideceği için oldukça kafa karıştıran seçim yapmakta bizi zorlayacak. Hep ikili konular, ikilemli konular, tekrarlı konular, birbirinin benzeri konular ya da kişilerle uğraşıyor olacağız. Hepimize kolay gelsin diyorum. Şimdi genel anlamda Temmuz ayı ile ilgili gerçekten iyi şeyler söylemeyi isterdim. Yine de bireysel haritalardaki olumlu etkilerini yine hatırlatarak, yani biricik etkilerini yine hatırlatarak bazılarımızın hayatlarında gerçekten olumlu bir döngüye de sebebiyet verecek. Ama genel, kolektif anlamda dediğim gibi zorlukların artık baş göstereceği bir Temmuz ayından söz ediyoruz. 2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan'a giriyor. Bu Merkür Aslan Ağustos ayında gerileme hareketine geçeceği için, yani Başak'tan gerileyip Aslan'a bir gerileme hareketi yapacağı için gölge kıvamında diyebiliriz. Aynı zamanda yıl sonundaki Mars da buna benzer bir şey yapacak. Aslan da gerileyecek, Yengeç'te de etkisini gösterecek. Yani ikili burçlarda görünen gezegen gerilemeleri daha bir etkileyicidir. Daha bir vurgulu çalışır. Şimdi Merkür Aslan'a 2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan'a girer girmez yine Venüs Aslan'ın başına gelecek olan bir şey var ve başlangıç enerjisi, an kalitesi, zaman kalitesiyle uğraşır astroloji. Şu var, Plüto ile bir karşıtlığı söz konusu. Bu çok ciddi manipülatif etkiyi getirir. Sert tartışmalara çekilmemiz, an meselesi, işte kazalar, buna benzer tartışmalardan kaynaklı kriminalite, işte daha güçlü olanın baskısıyla karşı karşıya kalmak, kendi istediklerimizi ifade edememek, kendimizi ortaya koyuş şeklimizle ilgili ciddi baskı görerek Merkür aslında merhaba diyor. Bu nokta itibariyle daha sabit fikirli olacağımız, daha net kararlar alacağımız, daha ateşli bir sürece gireceğimiz aşikar. Merkür Aslan bize bunu getirir. Yaz mevsimine de uygun bir burçtur tabii ki.
gölgesi sabit fikirlilikle alakalıdır. Benim dediğim olacak kafası ön planda gider. Tabii aynı zamanda liderleri de ilgilendirdiği için liderlerin alacağı kararların daha keskin kararlar olacağı bu süreç dahilinde sürekli akılda tutulmalı. Şimdi 6 Temmuz SODEP günü ve burada aynı zamanda bir yeni ay yaşayacağız. Sirius'u bir yeni ay yaşayacağız. Karmik astrolojide SODEP günü bizim için yılbaşı günüdür. Kaderi planın gözler önüne serildiği gündür ve bugün bir yıl boyunca ve bundan 8 yıl sonraki SODEP gününde neler olabileceği ile ilgili, önümüzde ne gibi şeyler yaşayabileceğimizle ilgili, kolektif anlamda ne tür etkileri altında olabileceğimizle ilgili bize fikir verir. Gökyüzünde en parlak yıldızı ve bizim güneşimizin de bağlı olduğu Sirius yıldızı, Kur'an-ı Kerim'de de geçen Şiran yıldızının aktif olduğu kutsaliyet yüklü ve bolca deneyim veren, dualitesiyle bolca deneyim veren, dünya üzerinde hükmü olan bir yıldızdan söz ediyoruz ve dediğim gibi gökyüzünde en parlak yıldızdır. Birinci sırada yer alır. Sirius'yen bir günde bir yeni ay ile karşı karşıyayız. Demek ki SODEP döngüsüyle birlikte yeni başlangıçların, ruhsal anlamda, manevi anlamda çok ciddi değişimlerin, bizim bile kendimizden ummayacak olduğumuz içsel açılımlara bir kapı açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğim gibi Şiran yıldızı çok çok önemli bir yıldız. Özellikle karmik astrolojide SODEP günü dediğimiz nokta bu önümüzdeki bir yıl boyunca neler olabileceğiyle ilgili ve bu yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız, neye tevekkül ettik, neye isyan ettik, neyi nerede yanlış yaptığımızı bağlantılı olarak hem gelecek seneye atar bizi hem de bundan sonraki 8. yıl atar. Şimdi bir yeni ayla başlayan SODEP döngüsü olduğu için en başta şuna dikkat etmek gerekiyor. Çok derinden bir değişim, dönüşüm söz konusu ve biliyorsunuz ki her türlü değişim ve dönüşüm ister ani gelsin, ister yavaş hissettirerek gelsin, çok da gül döktüm yollarına şeklinde olmaz. En başta ekonomi, yani bizim ülkemiz açısından baktığımızda ekonomi yine başrolde. Yeni gelecek olan vergi yasası ve bunun çerçevesinde yönetimdeki farklılıklar ya da fikir ayrılıklarını yaratabileceği bazı karışıklıklar, yönetimle halk arasındaki bir tık gerilimin artmasıyla alakalı bir durumu getirecektir. Yani yeni vergilere ve yeni zamlara bu süreç içerisinde hazırlıklı olmakta fayda var artık olabildiğince. Çünkü bütçe yönetiminden söz etmek bile artık hepimiz için zor, özellikle Türkiye bazında. Bu dünya çapında baktığımızda, çünkü SODEP yalnızca lokal olarak değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir süreci anlatır bize. Bütün dünyada da 2. Dünya Savaşı öncesi, Uranüs Algol ile birlikte tabii, az sonra değineceğim. 2. Dünya Savaşı öncesi koşulları göz önüne getiriyor. Çünkü yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyada belirgin olarak bir ekonomik krizden rahatlıkla söz edebiliriz. Özellikle mültecilerden kaynaklı. Kaynağın daha küçük bir kesime akması, geri kalanında çok önemli bir kesim arasında paylaşılamamasından kaynaklı olarak dünyada çok ciddi bir dengesizlik söz konusu. Tabii ki bunun getirisi olarak halkların isyanıyla karşılaşacağız. Özellikle Avrupa'da Avrupa iç karışıklığı bolca yaşayacak. Bundan dikkati çevirebilmek için işte dışarıdan bir tehlike yaratılacaktır. Her zaman uygulanan bir politikadır. Buna benzer bir süreç içerisindeyiz. İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl Türkiye olarak biz savaşa girmediysek ve kendi içimizde kalkınmayla ilgili, ekonomiyle ilgili ciddi adımlar atıyorken, yine aynı şey tarih tekerrürden ibarettir mantığıyla baktığımızda ve o zamanki koşullar, işte Uranüs-Mars kavuşumu, Algol, sonrasında Jüpiter-Mars kavuşumları derken Ağustos ayı da aynı zamanda oldukça sert ve değişik gelebilecek bir ani, beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir ay. Şimdi bunların hepsini totalde bağladığımızda evet, bir 3. Dünya Savaşı söylemi var. Ama bu ikinci Dünya Savaşı kalitesinde olmayacaktır. Şu anın zaman kalitesine uygun. Hatta şöyle, şu an içinde olduğumuz süreçte bile
Bu savaşın en azından diplomatik anlamda ya da işte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, İsrail'in işte Lübnan'a girmeye hazırlanmasıyla alakalı Orta Doğu'da yine hareketlenen bir mevzu. İşte Çin'in sürekli olarak çeşitli ataklar yapması. Aslında buna benzer bir döngü içindeyiz. Ha, bu yükselir mi? Ne kadar yükselir? Onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet, buna benzer, yani İkinci Dünya Savaşı'nın öncesine benzer bir süreç dahilindeyiz. Yani bu noktada yapılabilecek, yani bireysel anlamda önlem almak durumundayız yapabildiğimizce ya da bugüne kadar yapabildiklerimizin sonucunu görecek olduğumuz bir süreç dahilindeyiz. Yani gündemi iyi okumakta fayda var tabii ki. İşte SODEP'te buna benzer etkileşimler söz konusu. Fakat SODEP ve Yeni Ay haritasında gözlemlediğimiz bir şey var. Evet, bu her ay Sirius Hades'le birlikte olduğu için bir kavuşum gerçekleştiği için bizim en gölge tarafımızı ortaya çıkan bir yeni ay, en gölge tarafımızın da ortaya çıktığı bir Sodep. Her ay da bunu bize aynı şekilde gösteriyor. Önemli olan bütün bunlar süresince bizim aldığımız tavır, yaklaşım ve etkiye nasıl tepki verdiğimizle alakalı oluşum. Şimdi bu noktada İyicil sayabileceğimiz bir Sirius A etkisi, özellikle kendi haritalarımızın üzerinde maneviyatın yükselmesiyle alakalı olarak, önemli bir gün İyicil etkileri de söz konusu. En azından 5-6 Ocak'taki Kıptik gününe kadar, Sirius A'nın gökyüzünde etkinliği olacak. Yani her zaman içinde bulunduğumuz sistemde, Allah'ın yarattığı bu sistemde bir merhamet ve yeni fırsat, merhamet olgusu ve yeni fırsatların karşımıza çıkması gibi bir durum söz konusudur. İşte bu Sodep günü de bunun en vurgulu olduğu günlerden biridir. İçimizde hem bizim ekolden olan arkadaşlarımız var, hem de işte bir şekilde bağlantılı olan danışmanlarım var, takipçilerim ne kadar hakim olabilir bilmiyorum. Bugüne özel derslerde özellikle anlattığımız mantrayı rahatlıkla bu yıl tekrarlayabiliriz, uygulayabiliriz ve bugüne özel, özellikle sokak hayvanlarını beslemekle ilgili yardıma ihtiyacı olana yardım eli uzatmakla alakalı buna benzer yaklaşımlarımız olursa, tabii ki bu bir pazarlık meselesi değil. Yıl boyunca bizim zorlayacağımız kapılar daha kolay açabilir. Belki hiç zorlamamıza bile gerek kalmaz. Tabii bu bağlamda özellikle Türkiye haritasında, yani Ankara bazlı aldığımız SODEP haritasında yine sokak hayvanları ile ilgili gündemin yoğunlaşacağını, özellikle yıl sonu tutulmalarına doğru yoğunlaşacağını, bu konuyla ilgili karşıt kutupların rahatlıkla oluşabileceğini söylemek istemezdim ama maalesef böyle bir durum var. Burada her zaman sakin kalabilmek çok çok önemli. Bu bağlamda sistem zaten kendi ilahi adaletini tecelli ettirecektir. Yani insan eliyle adalet her zaman şaşar ama ilahi adalet hiçbir şekilde şaşmaz. Nasıl insan yaşamına bir saygı söz konusuysa, her sessiz, dört ayaklı varlığında yaşamına saygı olmak durumunda. Bu aynı zamanda Sodep gününde de önemli bir vurgu. Zaten Sodep dediğimiz Sirius yıldızıyla bağlantılı, Canis Major takım yıldızıyla alakalıdır. Canis Major de gökyüzündeki kurt sürüsüdür. Bu kurt sürüsü de işte bir lider kurt vardır, içinde iyileştiricisi vardır, kurtu koruyan vardır, işte kabilenin üremesinden sorumlu bir kurt vardır şeklinde bir kabile hayatından söz eder ki Türkiye için, bu Anadolu toprakları için mitolojisinde çok çok önemli bir mevzudan söz ediyoruz. Kurt Asena kültünden ve dişi kurdun gücünden söz ediyoruz. Bu açıdan da baktığımızda bizi güçlü kılan özelliklerden birisi, umarım kendi ayağımıza sıkmadan bu süreci daha barış halinde geçirmeyi becerebiliriz diye umut ediyorum. Tekrar söylüyorum, Sodep günü ve yeni ayının en önemli vurgusu bizim ülkemizde alakalı ekonomi. Çok kırılgan bir ekonomiye sahip olduğumuz için
Dünyada özellikle Avrupa'daysa zaten bu sene ve geçtiğimiz sene yaşadığımız bütün tutulmalarda hep bir kutuplaşmayı veriyor sistem. Diğer taraftan da işte 3. Dünya Savaşı söyleminin giderek artacağı bir döngünün artık belirgin olarak başındayız diyebiliriz. Umarım herhangi daha öte büyüyen bir tehlikeye gerek kalmadan diplomasiyle masa başında çözülebilecek kendine has bu teknolojiye özel, bu zaman kalitesine özel bir mevzuyu hep birlikte atlatırız diye düşünmekteyim ya da dilemekteyim. Bununla birlikte 11 Temmuz'da Merkür Aslan'a yine Venüs Aslan eşlik edecek. Yine 11 Temmuz günü ilişkilerde, para pul konularında çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle kadınlar, genç kadınlar kendini koruma altına almak durumunda. Çünkü burada sağlam bir karşıtlık söz konusu. Bizim ülkemizi düşündüğümüzde bu daha bir önem atfediyor. Biliyorsunuz her gün işlenen kadın cinayetleri var ve maalesef dünya sıralamasında hep ön sıralardayız. Umuyorum ve diliyorum bunlardan bahsetmeyeceğimiz bir Türkiye gelecek. Venüs Aslan'la birlikte hem Afrodit pozisyonundan kaynaklı olarak daha talepkar, ne istediğini bilen, ilişkilerde hep ben algısının ön planda olduğu, ilişkide de alan koruyuculuğunun çok yüksek olduğu, dişiliğin maksimumda yaşandığı bir süreç olacak. Genelde böyle kırmızı renkler falan da artacak tabii ki bu süreçte Merkür Aslan'la birlikte Venüs Aslan pozisyonunda. Nedir? Daha sabitlemek istediğimiz, işte ne kadar mesela Satürn balık retrosu olsa, bu bizi ikilemde bıraksa, işte Jüpiter ikizler öbür taraftan koşturarak kareye gelse, Jüpiter ikizler işte ikilem yaratan burç, ikili burç, balık yine ikili burç, dualiteyi aşırı derecede çalıştıran burçlar. Sodep deseniz zaten dualite, yani A'sı ve B'si olan çift yıldızdan, hatta Dogonlara göre üçüncü bir yıldızda söz konusu A, B, C. Ama bizim gözlemleyebildiğimiz, hakim olduğumuz A'sı ve B'sini düşündüğümüzde hep bir dualite, dualitenin sürekli ön plana çıkarıldığı, ikizler burcuyla bağlantılı olarak, Jüpiter ikizler burcuyla bağlantılı olarak cüzi irade ve seçimlerin ön planda olduğu, külli iradede önemli bir paydaş olduğumuz, bilinciyle yürüdüğümüz bu süreçte net kararlar alabilmek ve ne istediğimizden emin olabilmek adına Merkür ve Venüs Aslan özellikle böyle ilk derecelerini geçtikten sonra nedir mesela işte 5-6 Temmuz'da 5-6 Temmuz itibariyle 14-15 Temmuz itibariyle daha rahat ettirecek bir pozisyonu sağlayabilecek duruma gelecekler. Tabii ki bunlar ayrı ayrı incelenmesi gereken kavramlar ama Temmuz ayı itibariyle çok belirgin enerji değişimi söz konusu. İşte bunlara etkileyen en önemli etkilerden birisi bu Merkür ve Venüs'ün iki bireysel gezegenin yengeç formundan aslan formuna geçiyor oluşu. Tabii ki daha sert bir enerji akışı da kendisini gösterecek. Şimdi ayın tam ortasında 15 Temmuz'da Uranüs Algol. Uranüs Algol bizim çok çekindiğimiz, astroloji dünyasında çok çekindiğimiz bir yapı. Algol aynı şekilde yani ara ara üzerinde durduğumuz, işte derslerde anlatırken bile kendi içinde sıkıntı yaratan zor bir yıldız. Yine A'sı ve B'si olan sefrit bir yıldız. Zehir ve panzehir deriz. İşte panzehir kısmında dünya üzerinde hepimizin işine yarayacak, algoloji biliminden kaynaklı olarak bir sürü macit mucit diye sebebiyet vermiş önemli bir yıldız. Ama yönetmesi çok zor bir enerji ve Algol Medusa mitinde şöyle bir durum var. Perseus takım yıldızında Kapulus, yani bunun kiralık katili olan Kratos tarafından başı kesilen bir kadın formundan söz ediyoruz. Üstelik bu bir kadın kıskançlığına uğramış bir kadın formu, yani bir tür kurban. Ama nedir? Kendi cinsel dürtülerine yenik düşmüş bir kurbandan ve ondan sonra içindeki intikam dürtüsüyle de başta erkekler olmak üzere zarar vermek üzerine, diğerine verdiğin zarar sana aynı şekilde zarar olarak dönecektir. Yani verdiğin el senindir mantığı yine burada çalışır. Ve sonunda sistemde çok ciddi bir
dalgalanma yarattığı için Pallas'ın emriyle Kratos tarafından, yani Athena'nın emriyle Kratos tarafından başı kesilmiş bir Medusa'dan söz ediyoruz. Zor bir mittir. Ama şu an dünya üzerinde hakim olan erkek egemenliğinin de, erkek hakimiyetinin de bir tür göstergesi şeklindedir. Çünkü Capulus en hafif tabiriyle diyelim ya da en açıklanabilir maço erkek tiplemesidir. Üst versiyonlarını düşünün. Şimdi çok zor bir yıldızdan söz ediyoruz. Uranüs Algol'de ise bu daha da zorlaşır vaziyette. Özellikle ekonominin getirdiği toplumsal bir çürüme, toplumsal çöküş ya da genel anlamda ekonomideki ciddi sıkıntının çok ciddi bir çatışmaya, savaş haline dönmesiyle ilgili bir formu var ki işte İkinci Dünya Savaşı öncesindeki hikayeyi de veren, o senaryoyu da veren Uranüs Algol Uranüs Algol kavuşumuydu. Şimdi bu Uranüs Algol ile birlikte 15 Temmuz'da Mars Algol kavuşumu gerçekleşecek. Yani zaten Uranüs ile Mars'ın yan yana gelmesi demek çok büyük çatışma, beklenmeyen ani bir olay, isyanvari hareketler, patlama, yangın, doğal afetler, her türlü doğal afetten söz ediyorum. Bunlar olasıdır. Şimdi astrolojinin matematiğine baktığımızda şunu göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi bunların direkt bizim üzerimizde bir etkisi yoktur. Ama istatistiki bilgi olarak geriye dönün 1000 yıl, 1500, 1500 yıl boyunca bunlar böyle böyle olmuş. Uranüs ile Mars kavuşunca gökyüzünde, gezegenler kavuşunca gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır mantığıyla nedir? Çok ciddi çatışmalar, savaşlara sebebiyet verecek ya da çok ciddi insan ölümlerine sebebiyet verecek doğal afetler meydana gelmiş. Şimdi bu istatistiki veri olarak toplanır ki insanın dünya hayatında daha rahat yaşayabilmesi için bir kılavuzdur. Yani insanın varoluşuyla birlikte, dünya üzerindeki varlığıyla birlikte var olan, yani o zamanlar itibariyle zaten astroloji, astronomi ve işte diğer ilimler, bilimler zaten var idi. Bunlar zihinden zihne aktarılarak bugünlere gelmiş durumda. Ha, daha popülaritesi yüksek olan var, daha yüzeysel olanı var, daha derinliğinde inip de bu şekilde kafa kıranlar var karmik astrolojide. Bunlar yine kadimlerde de bu şekilde bir ayrımı söz konusuydu. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte de buna benzer ayrımlar var. Ama şu değişmeyen bir gerçekliktir. O bölgede olabilecek böyle bir görüntü yine bu bölgede olabilir. Çok büyük olasılıktır ve biz buna göre yol planımızı çizelim diyen bir ilimdir diyelim. İlimdir, derin bir ilimdir diyelim. Şimdi işte Uranüs ile Mars'ın bir araya gelmesinden ve Algol hattında bir araya gelmesi çok da iç açıcı bir şey değil maalesef. Bizim ülkemizde de özellikle belediyeler, meclis ve insan toplulukları arasında çok ciddi gerilim yaratmaya aday ve bir akrep ülkesi olduğumuz için burada direkt karşıtı kaldığımız için de daha çok itina etmemiz gereken bir süreç. 22 Temmuz'daysa enteresan bir şey yaşıyoruz. 1 Temmuz Oğlak Dolunay'ıyla 22 Temmuz 1 dereceden nedir? 29 dereceye kadar 22 Temmuz'daki 29 derece Oğlak Dolunay'ı birbiriyle bağlantı çalışmakta. Tabii ki bu 29 ama 22 Temmuz'daki 29 derece Oğlak Dolunay'ı aynı zamanda 6 Temmuz'daki yeni ayla bağlantılı çalışıyor. Yani bunlar birbirleriyle bağlantılı çalışan yapılar ki astrolojide her şey zaten birbiriyle iç içe bağlantılıdır. Hiçbir şey birbirinden bir pastayı keser gibi bıçakla ayrılamaz. Şimdi 22 Temmuz'da ki Oğlak Dolunay'ı bazı şeyleri daha kaotik bir şekilde yüzleşmekten kaçamayacağımız bir şekilde gözler önüne serecek, olgunlaşmış olacak bazı yapılar. İşte biz bir 15 Temmuz'da ne oluyor, ne bitiyor diye bakacağız. Burada biz neler yaşadık diye bir analizini yapacağız. Ki sert bir dinamik ve aynı zamanda dediğim gibi 1 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ından bu yana hani ne oldu, ne bitti, hayatımızda ne gibi gelişmeler oldu şeklinde bir yaklaşım. Bu kaotik bir dolunay 29 dereceler zordur. Oğlak'ta daha zordur. Oldukça temkinli olunması gereken bir dolunaydan söz ediyoruz.
Bazı şeyler, hayatımızda bazı şeyler mecburen bitmek zorunda kalabilir. Biz farkına vardığımız için artık o bitiş sonlanma sürecine girebilir. Çevremizdeki insanlarla daha sert deneyimlerimiz olabilir. Ya da kendimizi kandırdığımız noktaları gördüğümüz için acı yüzleşmelerimiz olabilir. Yani olabildiğince hazırlıklı davranmak gerekiyor bu 22 Temmuz'daki Dolunay'a. Çünkü Dolunaylar zaten kendi içinde dürtüsel ve gerginlik içerir. Özellikle kadın enerjisinde. 29'da ise dediğim gibi bu daha zor bir enerjiyi aktive ediyor. Yöneticisinin de Satürn retro olmasından kaynaklı işlerimizi daha çetrefil hale getirecek, daha girift hale getirecek durumları da içermekte. Yani ne kadar zihin sağlığımız, işte ruh sağlığımız yerinde olursa, ki gerçekten bu artık hazine değerinde. Çünkü sürekli beta hattında yaşamaktan ne, nereden, nasıl olacak şeklinde diken üstünde yaşamlar sürmekteyiz. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da ağırlıklı olarak. İşte bu 29 derece oğlak hattındaki Dolunay bizdeki bu beta frekansını, yani korku frekansını özellikle arttırmaya aday. Mümkün olduğunca ayakları yere basar şekilde hareket etmekte fayda var. Zaten hemen Dolunay'ın ardından yine 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu Aslan mevsimini daha bir netleştirecek olan bir tabii ki değişim. İşte Merkür Aslan, Venüs Aslan ve Güneş Aslan şeklinde biraz daha kafayı toparlamaya aday. İşte tamam, benim durumum bu, benim olayım bu, netlik getirmek adına. Çünkü Güneş Aslan zaten kendi yöneticiliğinde çalıştığı için Güneş Aslan'dayken her şeyi daha net görme potansiyeline sahip oluyoruz. Ondan da zaten çok kaçacak deliğimiz olmayacak. Yani biraz böyle daha tefekkür etmeyle alakalı, 6 Temmuz'un yani Sodep gününün olayı budur zaten. Tefekkür etmeyle alakalıdır. Kendi üzerimize düşeni yaptıktan sonra gerisini sisteme bırakabilmek gibi zor ama mümkün bir süreç noktasında. İşte bu Güneş Aslan adeta işte bu aslan netliğini ve görüyü getirebilecek yardımcı kuvvet şeklinde, ama tabii gölgesi sabit fikirliliği getirecektir. Ki girer girmez zaten Pluto ile karşılığı söz konusu, oldukça zor bir gün 22 Temmuz günü. Zaten kaotik, analitik bir derece, zor bir derece. Ardından zaten Güneş Aslan'a girdiğinde Pluto ile karşılığı bizi hayli zorlayacak. Özellikle otorite olan kimse, liderlerle alakalı mevzular, karşısında isyanvari hareketler, işte ben algısının karşısında manipülatif bir etki, oldukça çatışmalı bir gün ve aynı zamanda yaşam alanda bir gün. Yani yaşam enerjisini aşağı çeken de bir gün. Yani Plüto ile Güneş kavuşumları nemetsiz günleridir. Burada tam karşıtlığı var. Yine yaşam enerjisinin düşük olduğu, ki 29 derecede bunu görürüz. İşte o ilk etapta o Güneş Aslan'ın ilk büyük akışını vermeyebilir. O yüzden özellikle 22 Temmuz gününe, işte 15 Temmuz gününe, 22 Temmuz gününe dikkat etmekte fayda var. Patlamalar, çatlamalar, yangındı, kazaydı maalesef. Buna benzer etkileri kendi içinde getirecek. Şimdi 26 Temmuz'da da Merkür Başak'a geçiyor. 5 Ağustos civarı Merkür gerilemesi yaşayacağız. İşte bu mesela belirgin olarak bir gölge Merkür şeklinde. Merkür Başak kendi yerinde ve yücelim noktasında olduğu için gerçekten incil çalışır. Çok tatlı bir pozisyondur. Çok güzel bir zekayı anlatır. Analiz yeteneğimiz zaten otomatik olarak kendiliğinden akmaya başlayacak. Ama ayrıntılara takılıp da geneli unutma, o detaycılıkta mükemmeli yakalama zihin aktivasyonu daha yorucu hale gelebilir. Bir de sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar kendini tetikleyebilir. Ha, rahatsızlıklar noktasında bu Merkür Aslan, Venüs Aslan, Uranüs Mars derken şeker hastalığından kaynaklı, damar yolu tıkanıklıklarından kaynaklı ve özellikle Güneş Aslan'a girmesiyle birlikte kalp ritim bozuklukları, kalpte sorunlar söz konusu olabilir.
Buna benzer hassasiyeti olanlar var ise aman dikkat. Zaten biliyorsunuz sıcaklıklar da giderek artıyor. Bu arada tabii mevsim içerisinde anomaliler olabilir. Sıcak fırtına çıkışı, bir anda sağanak yağış, işte deniz üzerinden gelebilecek bir hortum şeklinde ya da aşırı birden indiren sağanak yağıştan kaynaklı olarak hasar görmek gibi durumlar da olabilir. Umarım medilerim daha ötesi toprak kayması ya da işte yer sarsıntısı gibi doğal afetler olmaz. Hepimizin çünkü bu konuda çok ciddi bir korkusu var. Evet, Merkür Başak'la da birlikte Temmuz ayını tümüyle kapatmış oluyoruz. Ağustos ayında önemli bir dolunayımız var. O vakte kadar kalın sağlıcakla, mümkün olduğunca kendi bireysel tedbirlerinizi alın. Her saniyemiz çok kıymetli. Hayat her şeyiyle güzel. Ne oluyorsa hayrımıza deyip gelecek aya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.